Sevgili dostlar, merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, bakalım bugün hangi konuda bana ne sormuşsunuz? Bakalım. Bu şu anki duruma göre hayatımı etkileyen felsefeler sorusu %31 oy alarak birinci gelmiş. Evet, Pablo Escobar psikolojisi de sonuncu gelerek elendi. Yapacak bir şey yok yani, arz talep. Evet dostlar, hayatımı etkileyen felsefeler sormuşsunuz. Çok merak etmişsiniz. Hocam, sizin hayatınızı hangi felsefeler etkili demişsiniz. Madem merak ettiniz, söyleyelim bakalım. Şimdi dostlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani böyle ben bir felsefe kitabı okudum ya da bir kitap okudum, hayatım değişti. Ya da böyle bir işte bir yere gittim, bana bir şey anlattılar. Ondan sonra hep öyle yaşadım falan diye bir şey yok. Yani bunu şey gibi düşünün, yaşam içerisinde aynen bir arı gibi farklı çiçeklere konarsınız, farklı kaktüslere konarsınız, farklı ağaçlara konarsınız, hatta bazen ne bileyim reçelin üstüne konarsınız. Onun bütün aldıklarınızdan bir bal ortaya koyarsınız. Yani bu bal kendinize özgüdür. Siz de hani yaşamınız boyunca ailenizden başlayarak birçok etki altına yaşarsınız, kitaplar okursunuz, insanları gözlemlersiniz, birilerine bir şey anlatır, birilerinin yaşam şeklini incelersiniz. Ve bunun sonucunda da kendinize has, kendinize özgü bir yaşam felsefesi olur. Yani böyle olması lazımdır. Yoksa şöyle bir yaşam değildir. Yani annenizden, babanızdan bir şey gördünüz, işte bir grubun içine doğdunuz. Hayatınızın sonuna kadar hiç sorgulamadan işte orası size ne anlatmışsa öyle yaşadınız gittiniz. Ya da işte bir kitap okudunuz ya da birisini gözünüzde büyüttünüz, onu taklit ettiniz. Hayatınızın geri kalanında yine hiçbir şey sorgulamadan öyle yaşadınız. Yani bu olmaz. Yani insan sürekli gelişmek zorunda. İnsan sürekli değişmek zorunda. İnsan sürekli dönüşmek zorunda. Yani sen eğer bundan 5 sene önce, 10 sene önce hala aynı düşünüyorsan dostum çok büyük problem var demektir. Yani dönüşmen lazım. 5 sene öncesi, hatta 1 sene öncesinden daha farklı bir adam, daha farklı bir kadın olman lazım. Yeni şeyler öğrenmen lazım. Kendini sürekli update'lemen lazım, güncellemen lazım. Elindeki telefonu, bilgisayarı bile belli zamanı güncellemezsen ne çöp oluyor değil mi? İnsan da öyledir. Yani belli zamanlarda kendini sürekli değişen dünyaya, değişen şartlara, değişen algılara göre güncellemen lazım. Yani öğrenmenin, okumanın, dinlemenin, analiz etmenin sonu yoktur yani. Yaşam böyle bir şeydir. Ben işte 10 sene önce nasıl düşünüyorsam hep öyleyim. Ben işte böyle doğmuşum, sonuna kadar böyle gideceğim. Böyle bir hayat yok. Böyle hayat yaşayanlar genelde işte yobaz, dar görüşlü, yaşama uyum sağlayamayan, değişimlere uyum sağlayamayan, uyum sağlayamadıkça daha çok içine kapanan, daha çok saldırganlaşan, daha çok öfkelenen insanlarda oluşur. Zaten bakın, fanatik akımlar, fanatik insanlar genelde buradan çıkar. Yani kendisindeki inanç, kendisindeki dünya görüşü, kendisindeki ideoloji artık yaşamın gerçekleriyle uyum sağlayamadığı ölçüde bu kişi korkar, öfkelenir, agresifleşir. Öyle olacak kardeşim der, böyle olacak der, siz aptalsınız der, anlamıyorsunuz der. Gerekirse zorla sizi ikna edeceğiz der. İşte yobazlık, dar görüşlük, hatta terörizm buradan çıkar. O yüzden dostum, öncelikle şunu bileceksin ki sürekli bir yaşam öğrenmedir ve öğrendiklerini yaşamına uygulamadır. Bana soracak olursam benim yolculuğum sizler gibi başladı. Yani belli bir dönemde, belli bir grubun içerisinde doğdum ve o içine doğduğum grubun, içine doğduğum dönemin doğrularını, doğru dedikleri şeyleri alarak başladım. Tabii herkes de olduğu gibi işte önce anneniz, babanız sizi etkiliyor. İşte mesela annemden ben ne öğrendim? Dayanıklı olmayı öğrendim, dirençli olmayı öğrendim. Her durumda yola devam etmeyi öğrendim. Babamdan ne öğrendim? Girgin olmayı öğrendim. Hayır cevabını kabul etmemeyi öğrendim. Açılmaz denen kapıların yeterince zorlarsan açılabileceğini öğrendim. Değil mi? Bak böyle insanlar da etrafımızdan öğreniyoruz yani. Herkesten öğrenirim. Kız kardeşimden bile mesela ne öğrendim? Azimli olmayı, dirençli olmayı,
ayakta kalmayı, çeşitli atılımlar yapmayı, cesur olmayı öğrendim. Yani etrafındaki insanlar ailenden başlayarak seni etkilemeye başlıyor. Tabii sonra ne oluyor? İçeri kültürün içine doğuyorsun. Mesela ben işte Müslüman, Türk Müslüman bir kültürün içine doğdum. Yani bana doğduğum zaman dediler ki Türksün dediler ve Müslümansın dediler. Hatta Müslümanlığın da işte şu mezhebindensin, Sünni mezhebindensin, Hanefi mezhebindensin dediler. Ve etrafındaki insanlardan da işte öğreniyoruz yani dinimiz nedir, işte milletimiz nedir, bunu öğreniyorsun. Tabi zaman içerisinde ben ilk olarak oradan başlarsak Müslüman yani İslam dininin bir mensubu olarak doğdum. Ama şöyle bir şey yapmadım yani ben böyle doğdum. İşte bunları da öğrendim. İşte okulda din dersinden, alemden, işte camideki imamdan öğrendim. Öyle yaşıyoruz demedim. Çok araştırdım dostlar. Yani sana söyleyeyim kutsal kitabımız yani Kur'an-ı Kerim'i çok okudum. Yani farklı çeviriler, farklı mealler, farklı tefsirler. İşte düşünebileceğin en tutucu tefsirden, mealden tut. Düşünebileceğin en modern, hani işi hatta uzaylılara falan bağlayan tefsirlere, meallere kadar okudum. Yani ben kendi kitabımı okudum abi. Hala okuyorum. Hala ben günün belli zamanlarında mesela sabahleyin güne başlarken açarım okurum. 3 sayfa, 4 sayfa. Türkçe okurum abi. Anlayacağım şeyle okurum. Yani Arapça okumayı bilmiyorum. Öğrenmedim. Ama yani anlamadığım bir dilde okumanın da bana bir faydası olacağını düşünmüyorum. Benim kutsal bir kitaptır anladığım. Onu okuyup, anlayıp hayatıma uygulamak. Yoksa onu hani şiir gibi okumanın ha tabii ki sevabı vardır. Tabii ki güzelliği vardır. Tabii ki belki bilmediğimiz metafizik enerjiler oluyordur. Titreşimler oluyordur. Onu ben bilemem ama esas olarak herhangi bir mesaj, herhangi bir yazılı metin anlayabileceğin için değerlidir. Çünkü bunu anlayıp hayatına uygularsın. Şimdi ben sana bu videoyu İngilizce olarak çeksem, mesela İngilizce bilmiyor olsan, benim burada dinlemenin bir manası yok çünkü anlamıyorsun yani. İkincisi de anladığın şeyi yaşama geçirmediğin ölçüde bir manan yok. Yani ben sana şimdi, benim 200 tane videom var, hepsini izlesen, benim bütün yazılarımı, kitaplarımı okusan, ama bütün bunlarda hayatına hiçbir şey aktarmasan, bunun da manası yok. Dinle beni abi artık o zaman, okuma, izleme yani. Çünkü sana bir manası yok. Benim bazı takipçilerim var mesela. Neredeyse 10 yıldır beni takip ediyorlar. 10 yıldır bana sorular soruyorlar. Ve 10 yıldır aynı şeyi soruyorlar. Yani hiçbir söylediğimi, hiçbir yazdığımı alıp hayatlarına geçirmiyorlar yani. Ya beni dinlemek hoşuna gidiyor. Beni okumak hoşuna gidiyor belki ama onun bir faydası yok. Yani benim anlattığım şeylerin anlamıyorsan ve hayatına geçirmiyorsan dostum bir faydası yok. Aynı şekilde bir kutsal kitabı da, bir metinin de dini, bir yani inandığım dediğim bir şeyi de okumuyorsan, bunda senin bir faydan yok. Anlamıyorsan bir faydan yok. Hayatına geçirmiyorsan bir faydan yok. O yüzden dostum ben çok okudum. Yani Kur'an-ı Kerim'in farklı farklı meallerini, Türkçe meallerini, İngilizce meallerini, farklı farklı tefsirlerini okudum. Bazıları bana çok ters gelse bile okudum. Yetmedi. Hazreti Muhammed'in hadislerini, Kutub-i Sitte'yi yani cilt cilt bir kitaptır o yani okudum. Siyer, yaşam okudum. Yani kendi dinimle alakalı birçok eseri okudum. Ana eserlerin büyük kısmını okudum. Yani tasavvufi eserler işte Mevlana olsun, birçok Muhyiddin İbn Arabi olsun, Abdülkadir Geylani olsun, tasavvufi içerikli eserler ya da İşte din alimleri, din büyüklerini dedi işte mesela Bediüzzaman Said Nursi olsun. Yani şu anda Türkiye'de özellikle yani İslam dediğin zaman şu belli başlı isimler dediğin zaman ben bunları okudum abi. Yani bunlar hakkında sonradan bir şey üretmedim yani. Okudum. Çünkü dostum yani şunu söylüyorum. Ben bu toplumda doğmuşsam, bu toplumda yaşıyorsam, ben bu toplumun bir aydınıysam öncelikle benim bu toplumun inançlarını, düşünce yapısını anlamam için ana inanç metinlerini biliyor olmam lazım. Yani sen bu toplumda yaşıyorsan ve sen bir toplumda ben bir entelektüelim diyorsan, bir aydınım diyorsan ama senin bu toplumun inandığı dinle alakalı hiçbir metni okumamışsan, ön yargılıysan, ya boş işler onlar ya eski masallar deyip geçiyorsan senden bir şey olmaz abi ya. Burada senin kimse dinlemez yani. O yüzden bunları okudum ve çok şey aldım bunlardan. Özellikle İslam'ın tasavvufi yorumu, sufi yorumu
çok ilgimi çekti. Beni çok etkiledi. Hala da etkiliyor. Ama gene de bak bunları okurken de ya şunu da yapmadım hiçbir zaman. İşte ben işte Mevlevi'yim. İşte şu Sufi grubundanım. Kendime hiçbirine odaklamadım yani. Hepsi işte mesela Nurcu'yum. Ha böyle denir, şucuyum, bucuyum. Hayır abi bir şey olmama gerek yok. Yani o akımları okurum. Onların şeylerini okurum. Ama ben onları okudum diye o onlardan olmamın bir manası yok. Nasıl ki kapital okuduğum zaman işte komünist olmuyorsam değil mi? Bir grubun, bir tarikatın, bir din aliminin kitabını okuduğum zaman da onun grubundan olmam ama onu okumam gereklidir. Yani kendim öğrenmem lazımdır. O yüzden İslam diyorsak eğer dostum bu alanda yani şu anda herhalde okunabilecek yani bir ilahiyat da okuyan bir kişi olmayan birine göre düz vatandaş bir Müslüman olarak okunabilecek birçok şey okudum. Hala da okuyorum. Hala da okuyorum. Mesela şu an Yunus Emre Divanı var sırada okumam gereken. Oturup onu okuyacağım. Bu bir. Kendi yani kendi milletimle alakalı gene işte tarihimizi okumaya çalıştım. Gerek işte Selçuklu'dur, Osmanlı'dır. Bunların hepsini okumaya çalıştım. Kendi kültür alanımızla alakalı mümkün olduğunca çok şeyi anlamaya, öğrenmeye çalıştım. Bu böyle. Sonra ne geldi? İşte biz yani Batı ya yakın bir ülkeyiz. Benim yetiştiğim dönemde özellikle Batı'ya yakın olmak, Batı fikirlerini değerlemek çok önemliydi. Kendim de okul olarak mesela Amerikan kültür mezunuyum. Yani Batı tandanslı bir okul. O bazda da Batı'nın temel metinlerini okudum. Yani bir işte antik Yunan'dan başlayarak işte mitolojidir. Değil mi? İşte Odysseus'tur. İşte Homeros'un eserleridir. Yani antik Yunan mitolojisi özellikle. Oradan çıkıp işte antik Batı düşüncesi, Batı felsefesi, özellikle Sokrates, Platon, Aristo, işte Epikür, bak daha yeni aldım Epikür'ün bir kitabını. Bunların çoğunu işte Roma felsefesi, Marcus Aurelius, Stoacılık, bunları gene ana metinleri okumaya çalıştım. Arkasından ne geldi Batı dediğimiz zaman işte gene İncil gelir, Tevrat gelir, Old Testament, New Testament derler onlar, okudum abi. Hatta farklı İncil metinlerini okudum, farklı... Yani bunları okudum. Arkasından işte Orta Çağ dönemleri Aquinoğlu, Thomas'lar falan gelir. Onun arkasından Reform, Rönesans, Dante'nin eserleri, Machiavelli'nin eserleri değil mi? Büyük Batı filozoflarıdır. İşte Kant'tan tut, Locke'a kadar. Schopenhauer mesela çok ilgimi çeken bir filozoftur. Schopenhauer, Nietzsche ilgimi çeken bir adamdır. Yani burada saymıyorum. Yani Batı felsefesinde filozof diyebileceğin kişilerin ana eserlerini de alıp okudum. Yani inceledim. Hala inceliyorum. Bazıları çok hoşuma gitti. Mesela Schopenhauer gibi filozoflar. Çok güzel, yalın bir dili var. Mesela Kant'ı anlamadım abi. Mesela Kant, özellikle Alman filozofları anlamıyorum. Yani dilleri çok ağdalı. Çok şey yani. Çok böyle esprisiz. Ama okumaya çalıştım. Hala da okumaya çalışıyorum. Batı dediğimiz zaman tabii günümüzde işte kişisel gelişim külliyatı, işte 18. yüzyıldan başlayan bir takım spiritüel akımlar, onları da okuduk. İşte Napoleon Hill'den tutun, işte o falan gider. Aldous Huxley'ler gider. Gurdjieff'ler gider. Yani Batı'yı da mümkün olduğu kadar okumaya çalıştım. Doğu dediğimiz zaman nedir Doğu'da da? İşte Budizm vardır. Hint Budizmi, Çin Budizmi, işte Çin Budizmin alt kısmı Taoculuk, Taoizm. Okuduk. Zen Budizmi okuduk. Yani mesela Taoizm'den Lao Tzu'nun metinlerini, Chuang Tzu'nun metinlerini okuduk. Japon Zen Budizminden değil mi? Hagakure'yi mesela oturup okuduk. Zen Budizminin temel eserlerini okuduk. Hint Budizmi çok şey gelmedi bana. Yani Hint Budizmi, işte Buda'nın asıl metinleri çok şey bana çekici gelmedi ama okudum yani. Şimdi oradan da dönüp dolaşırsan işte tabii genel olarak da sadece felsefe metinleri değil, dünya klasikleri, edebi metinler, popüler metinler. Yani dostum hayatımı etkileyen felsefe dediğimiz zaman şunu bil ki yani bütün şu anda işte insanlığı oluşturan külliyat her neyse kendi kültürümden başlayarak bunların hepsini okudum abi. Şimdi peki hocam ya bu kadar okudun hangisi iyi bunların diye sorarsan dostum yani hiçbirisi %100 mükemmel değildir. Yani hepsinin kendi içinde, kendi alanında senin kafan takılabilecek yerleri de vardır. Çok sana uyan yerleri de vardır.
Şimdi burada anlayışlar önemlidir. Ama sana şunu söyleyeyim. Aslında bütün kutsal kitaplar, bütün felsefi metinler aynı şeyleri söylüyorlar. Baktığın zaman aynı şeyleri söylüyorlar. Ya bunlar çok basit şekilde toparlanabilir. Ben de bunların hepsini şu anda kafamda toparlayarak şu anda kendime has bir felsefeye sahibim. Sana şu anki felsefemi de söyleyeyim. Ha bundan 5 sene sonra başka bir şey mi olur bilmiyorum. Benim bu felsefemin ismi de bir ismi yok. Yani sen buna istersen ha ne dersen diyebilirsin ama bir ismim yok yani. Ama hayata bakışım söyleyeyim sana. Dostum bir, biz bir evrende yaşıyoruz, tamam mı? Bir evren içerisindeyiz, şuurlu varlıklarız. Yani sabah kalktığın zaman ben dediğim bir şeyle kalkıyorsun. Akşamda yatıp uyuduğun zaman uyuyorsun gidiyor ya da rüya görüyorsun. Bir kere tam olarak bu şuur nedir, bu ben dediğin nedir, bu ruh nedir bilmiyoruz. Yani bunların kesin açıklamaları yok. Niye uyuduğumuzu bile bilmiyoruz, niye rüya görüyoruz bilmiyoruz. Yani daha araştırıyoruz. Ama benim sana bakışım şu. Bir kere dünyaya bir evren içerisinde yaşıyorum. Bir gerçeklik içerisinde yaşıyorum. Tamam. Ve ben bu gerçekliğe, bu evrene baktığım zaman müthiş bir sistem görüyorum. Yani her şeyde bir amaç görüyorum. Her şeyde bir dizayn görüyorum. Her şeyde bir plan görüyorum. Şimdi bazıları diyebilirsin ki hocam nerede amaç var, nerede plan var, her şey rastgele. Ya, o senin görüşündür ama ben baktığım zaman ya bir suya bakıyorum, onun formülüne bakıyorum değil mi? Atomlarına bakıyorum, belli dengede olmuyor, su olmuyor, atmosfer olmuyor, madde olmuyor. Kuantum seviyesinde baktığın zaman birçok şey ince dengelere bağlı. Bir arı peteğine baktığın zaman dehşet bir sistematik görüyorsun. Dünyaya baktığın zaman genel olarak müthiş bir, yani müthiş planlı bir evren görüyorum. Müthiş bir akıl görüyorum burada ben. Şimdi bu evrende bir ikili yapı var. Yani her şeyin zıtlar var burada. Nasıl yani? Benim deneyimlediğim evren, bak benim deneyimlediğim diyorum. Yani belki bir taş başka türlü deneyimliyordur. Bir papatya başka türlü deneyimliyordur. Bir tavuk belki başka türlü deneyimliyordur ama benim deneyimlediğim, benim gördüğüm evren zıtlıklar var. Yani ne var? Soğuk var, sıcak var. Değil mi? Ateş var, değil mi? Kül var. Yani zıt şeyler bunlar. İyilik var, kötülük var değil mi? Pozitif var, negatif var. Hep bir zıtlıklar var. Gündüz var, gece var. Aydınlık var, karanlık var. Bir zıtlıklar var yani. Hiçbir şey hep aynı değil. Zıtlıklarla gidiyor. Sağlıklı olmak var, hasta olmak var. Moralin çok iyi olması var, moralin çok kötü olması var. Kendin çok iyi hissetmen var, kendin çok kötü hissetmen var. Zenginlik var, fakirlik var. Şimdi bu zıtlıklar aleminde benim hoşuma giden, beni çeken olaylar var. Örneğin işte bir şey mesela canımı yakıyorsa, bana acı veriyorsa ondan kaçıyorum. O benim için kötü. Ama bir şey benim hoşuma gidiyorsa, bana güzellik veriyorsa, keyif veriyorsa o benim için iyi. Böyle baktığınız zaman da bütün dünyada bir pozitiflik ve bir negatiflik görüyorum. Sen bunu istersen ne de şeytan de, melek de, ne de hak de, batıl de, ne de işte zulüm de, adalet de, ne de tatlı de, acı de. Tamam. Şimdi bu sistem içerisinde ben pozitife gittiğim zaman, olumluya gittiğim zaman mutlu oluyorum. Yani güzel bir yemek yediğim zaman bu benim çok hoşuma gidiyor. Beni mutlu ediyor. Ama mesela acı bir şey yani yemeyeceğim bir şey, zehirli bir şey yuttuğum zaman da beni mutsuz ediyor. Her şeyde bir denge var. Yani mesela denge de beni mutlu ediyor. Örneğin çok soğuk su beni donduruyor, üşütüyor, beni mutsuz ediyor. Çok sıcak su da beni mutsuz ediyor. Ama dengeli bir su, ılık bir su beni mutlu ediyor. Veyahut da serinleten bir su beni mutlu ediyor. Bir dengesi olması lazım. Şarkı mesela hoşuma gidiyor, güzel bir müzik. Ama kulağıma tırmalayacak kadar yüksekse hoşuma gitmiyor. Duyamayacağım kadar alçaksa gene hoşuma gitmiyor. Bak gene ne var dostum burada? Bir denge var. Şimdi baktığım zaman dünyada bir denge var diyorum. Ve bu denge içerisinde de beni mutlu eden denge pozitif dengedir, olumlu dengedir, faydalı dengedir. Mutsuz eden denge olumsuz ve faydasız dengedir. Şimdi o zaman ben yaşamımı ne asıl yaşamak istiyorum?
Mutlu olarak yaşamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. İyilik, güzellik içinde yaşamak istiyorum. Ve benim kafamda da, herkesin de öyle, bir her şeyin tamamen güzel olduğu, tamamen mutlu olduğu bir ideal evren var. Orada zıtlıklar yok. Orada her şey çok güzel, çok mutlu. Sen buna istersen cennette, sen buna istersen Platon'un mesela ideal evreninde. Tamam mı? Bir de mesela korktuğum bir şey var. Her şeyin çok kötü olduğu, her şeyin negatif olduğu bir yer. Orada da her şey negatif. Sen bunu istersen cehennemde, istersen ideal evremden uzak kalmış insan ruhu de. Tamam dostum, pozitif de negatif de. Şimdi o zaman ben bir insan olarak pozitife gitmek istiyorum. Mutluluğa gitmek istiyorum, faydaya gitmek istiyorum. Şimdi burada da hayat felsefem işte burada oturuyor. Diyorum ki, benim felsefeme göre, benim gördüklerime göre, benim okuduklarıma göre, bana söylenenlere göre şu. Ne ekersem onu biçeceğim. Yani bir sistem var ve ben bu sisteme göre, ben bu sisteme mutluluk, güzellik, hoşluk yüklersem benim hayatıma da mutluluk, güzellik, hoşluk gelecek. Yani anlayacağımız şekilde gene cennet istiyorsam, cennete yakışır şeyler yüklersem, cennetliklere yakışır şeyler yüklersem onlar hayatıma onlar girecek. Tam tersini yaparsam, acı, zulüm, pislik, kötülük yüklersem onlar hep hayatıma geri gelecek. İşte benim hayat felsefem dostum bu. Her şeye böyle bakıyorum. Örneğin ben burada bu videoda sizlere güzelliği, iyi olmayı, güzel işler yapmayı, fayda üretmeyi anlatıyorum. Ve biliyorum ki siz bana çok güzel hocam dediğiniz zaman, hatta geçen bir mesaj aldım, hocam bir videonuzu izledim, hayatım değişti dediği zaman bu benim hayatıma iyi şeyler olarak dönüyor. Mesela güzel bir yemek olarak dönüyor, bir yerden bir eğitim çıkıyor, parası olarak geliyor. Biri zor duruma düştüğüm zaman bana yardımcı oluyor. Bir yere sıkıntım gidiyor. Güzel bir ortam yaşıyorum. O bana dönüyor. Şimdi ben eğer burada üçkağıtçılık yapsam, desem ki ben fitne çıkartayım, daha çok tıkalıyım, daha çok işte meşhur olayım, burada fitne fesat çıkarsam, yalan söylesem, işte insanları kandırmanın 5 yolu, insanları kendinize aşık etmenin 10 yolu, işte insanları manipüle etmenin 4 yolu, İşte efendim zengin olmanın yolu, işte şöyle yolları, diyeyim, vurun, kırın, kandırın, manipüle edin desem veyahut da düşmanlık üretsem, şu insanlar çok kötüdür, onlar düşmandır, onları öldürün, gebertin, şöyle yapın, böyle yapın desem, belki çok meşhur olurum, belki çok takipçim olur çünkü negatif şey toplar, nasıl söyleyeyim, insanları toplar ama bu benim hayatıma kötü şekilde döner. O yüzden dostum toparlarsam, kendi hayatımda çok şey okudum, çok şey gördüm, çok şey deneyimledim, hala deneyimliyorum. Bunların her birisinden bir şey çıkarttım. Bir arı gibi polenleri aldık, bala çevirdik ve şu anda şuraya geldim. Diyorum ki ben yaşamımda her anında, her karesinde elimden gelen en iyisini yaparak, elimden geleni en iyisini paylaşarak, bilgimi paylaşarak, paramı paylaşarak, elimdekini paylaşarak yaşarsam benim hayatımda bunların karşılığında benzer şekilde iyilikler, güzellikler, zenginlikler gelecektir. Bunu yapmaz isem mutsuz olacağım. Hayatıma da mutsuzluklar, kötülükler gelecektir. Hocam bunun bilimsel bir doğrusu var mı? Yani işte kuantum dersin, falan dersin, filan dersin ama söyleyeyim sana. Kişisel tecrübem. Ben şu anda işte 47 yaşındayım, 48'e gidiyorum. Şu ana kadar gördüklerimde ne zaman ki bunu uyguladım, ne zaman ki güzellik, doğruluk, sevgi, fayda, iyilik, hoşluk, espri yükledim hayatıma, bunlar çoğaldı. Ne zaman ki egoist oldum, korktum, öfkelendim, bunları verdim, yeteneklerimi kötüye kullandım, yalan söyledim, insana kandırdım, ne zaman bunları yaptım? O zaman da kardeşim hayatıma birçok negatiflikler geldi ve o yaptığım akıllıklar burnumdan geldi. Son talimde hocam, bütün bunları toparlarsan, sen nasıl yaşıyorsun dersen, hangi efendim dindensin, hangi inançtansın, ha neredensin diyorsan, dostum ben şu inançtanım, ektiğini biçersin, iyilik yap, iyilik gör,
kötülük yap, kötülük gör. Dünyada büyük bir denge vardır. Büyük bir sistem vardır. Bu sistem içerisinde bu oyunu oynamanın yolu sistemde iyiye gitmektir. Güzel enerjiyle gitmektir. Faydalı enerjiyle gitmektir. Oraya doğru yönelmektir. Her ne yapıyorsan orası için yapmaktır. Mümkün olduğu kadar da egondan, nefsinden, kötü içindeki isteklerden uzaklaşmak, insanlara zarar vermekten mümkün olduğu kadar aklın yettiğince kaçınmaktır. Ama nasıl bunu yapmaktır? Dengeli yapmaktır. Yani çok iyi olacağım diye de hakkını yedirmek değil. Efendim, kimseye zarar vermeyeceğim derken biri yüzüne vurduğu zaman da gülmek değil. Gerekirse sen de vurman. O da adalettir. Adaletli olmak, dengeli olmak. Paylaşacağım derken malını mülkünü dağıtmak değil. Belli bir kısmını paylaşmak ama belli bir kısmını da güzelce yiyip içmek. Ve dünyaya mümkün olduğu kadar buradan bakmak. Bilim de çok önemlidir dostum. Bilimsel bakmak da önemlidir. Bugün bilim bize birçok kapıları açar. Bilime de çok önem vermek, bu da öğrendiğim bir şey ama dengeli. Yani bilim yobazı da olmamak. Bilimin açıklayamayacağı bir şeye yoktur dememek. Olabilir demek, faydalı bir şey mi diye bakmak. Yani dünyada bir şeye bakarken işte şöyle bakmamak benim esas felsefem. Bu şey işte benim işte efendim inancıma uygun mu, dinime uygun mu, milliyetime uygun mu, falanıma uygun mu, grubuma uygun mu, çıkarıma uygun mu, egoma uygun mu, bilime uygun mu diye bakmamak. Şöyle bakmak. Ürüne çıkan herhangi bir şey faydalı mı, zararlı mı? Eğer bana ve başkalarına faydalı bir şeyse o şey iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. Eğer bana ve başkalarına zararlıysa o şey kötü bir şeydir, faydasız bir şeydir. Benim yaşam amacım da, benim hayat amacım da çok basittir. Faydalı ve yararlı bilgileri öğren, faydalı ve yararlı bilgileri öğret. Faydasız ve zararlı işlerden, bilgilerden kaçın. Faydasız ve zararlı işler yapanlara da mümkün olduğu kadar onları yapmamalarını kendi yaşamınla göstermeye çalış. Evet, sordunuz, söyledim kardeşler. Kendinize çok iyi bakın. İzmir'den sevgiler, selamlarımla.